kalpte dört kapak olduğunu görmüştük arkadaşlar. Ekranın soluna koyduğum bu küçük çizimde dört kapağı bir arada görebilirsiniz. Bu ilginç ama faydalı bir görüntü. Kapakların birbirine göre nerede olduğunu görmenizi sağlıyor. Evet, hemen biraz detaya inelim. Ben bunu bir binanın üzerindeymişim gibi düşünüyorum, tamam mı? Bu benim, küçük bir çöp adam şeklindeyim burada ve işte bakın binanın üzerindeyim. Bu büyük su balonunu aşağıda birinin üzerine atmak üzereyim. Aşağıdaki kişi kendi işine bakıyor. Gazete okuyor. Gördüğünüz gibi aşağıdaki adam bu yöne bakıyor. Bense yukarıdan aşağıya, adamın başının arkasına bakıyorum. Kafatasının içinden geçip göğsüne doğru bakabilseydim, kalbinin kesitini bu çizimdeki gibi görürdüm arkadaşlar. Burası pulmoner kapak. PK olarak kısalttım ya da PK da diyebiliriz. Bu aort kapağı, AK ya da AK. Bu mitral kapak. Bu da triküspid kapak arkadaşlar. Triküspid kapak. Evet. Şimdi biraz üfürmelerden bahsedelim. Şimdi üfürme nedir diyeceksiniz. Hastaneye gittiyseniz, kardiyolojiden anlıyorsanız ya da tanıdığınızın birinde üfürme varsa Mitral yetmezlik ve aort stenozu gibi yaygın kullanılan kavramları duymuşsunuzdur. Çoğu insan yetmezlik ya da stenoz kısmında takılıp bu sorunlara neden olan şeyi unutabiliyor arkadaşlar. Kalp kapak hastalığına neden olan birkaç şeye gelin birlikte bakalım. Bazı kapaklar kireçlenebilir. Evet, yanlış duymadınız, kireçlenebilir. Bu kalsiyum iyonlarını bu şekilde sanki e, iyonmuş ve çözelti içindeymiş gibi çizsem de, aslında böyle değil. Bu kalsiyum iyonları genelde yağ ve kolesterolle beraber oluyor. Bu iki kelimeyi bir arada duyduğunuz en son zaman muhtemelen aterosklerozdan bahsederken de. Tabi eğer hamburger ve süt ikilisinden bahsetmiyorsak. Kapak kireçlenmesi süreci ateroskleroza neden olan sürece çok benziyor arkadaşlar. Ateroskleroz yağlı ve kireçli plakların zaman içinde vücuttaki atar damarlarda birikmesidir. Kalp kapak hastalığının bir diğer nedeni de kapak dejenerasyonudur. Dejenerasyon çoğu zaman bağ dokusu hastalıklarıyla ilgilidir. Bu normalde vücudun yapı taşlarını oluşturan bazı proteinlerinizde sorun var demektir. Kalp kapağındaki ve yapısındaki yapı taşlarından burada bahsediyoruz. Bu nedenle kapaklar disfonksiyonel yani işlevsiz hale geliyor. Klasik bir bağ dokusu hastalığı Marfan sendromu olabilir. Bunu eski Amerikan başkanı Abraham Lincoln'den hatırlarsınız. Abraham Lincoln de Marfan sendromuna sahipti demiyorum ama kendisi Marfan sendromunun dış görünüş özelliklerinin bazılarını taşıyordu arkadaşlar. Şaşıracaksınız şimdi ne demek istiyorum. Şöyle, kendisi mesela çok uzun ve zayıftı. Parmakları ve yüzü çok uzundu. Başka neler buna neden olabilir peki? Bakalım. Marfan sendromu dışında patojen, bakteri ya da virüsler olabilir mesela. Bunlar kana girebilir ve vücuttaki tüm kan kalpten geçtiği için de bu patojenler kalpteki kapakların yüzeyini ne yapacaktır, görecektir değil mi arkadaşlar? E, o zaman kapaklara yapışabilir mesela bağışıklık sisteminde tepki yaratabilir ya da ikisini birden yapabilir. Sonuç olarak kapağın normal çalışmasında sorunlar yaratır. Fark ettiyseniz eğer tüm bu nedenleri yerleştirdiğim yer hep şeklin sol tarafı. Şimdi ise kalbi sol ve sağ olarak ikiye ayıracağım. Evet, burada kapaklar açısından kalbi sol ve sağ kısımlarına ayırdım. Bakın. Bunu yapmamın yani ikiye ayırmamın ve nedenleri sol tarafta listelememin sebebi şu. Genel kural olarak sol taraftaki kalp kapak hastalıkları sağ taraftan daha yaygın. Bunun nedeni de çok açık. Bir çift ayakkabı düşünün mesela arkadaşlar. Çok sevdiğim ve hep giydiğim bir çift ayakkabım var ama çabucak eskiyorlar, değil mi? Bir de çok yeni bir çift ayakkabım var. Onu da hafta sonları ve özel günlerde sadece giyiyorum. Böylece eskimiyor, uzun süre sağlam kalıyorlar. Sol taraftaki kapaklar işte her zaman giydiğim ayakkabılar gibi. Kalbin sol tarafı kanı vücuda pompalayan esas güçtür ve kalp her atışında, her döngüde çok yüksek basınçta kan pompalar. Bu sırada kan bu soldaki kapaklara yüklenir. Sağ tarafta ise kan bu kapaklara sadece sıçrar çünkü basınç daha düşüktür. Son iki büyük nedeni göstermek için ekranın sağ kısmına geliyorum şimdi. Bu şekilde açıklayayım. Burada sol kulakçığa bakıyoruz. Aort burada. Buranın tamamı da sol karıncık. Bu iki neden için aynı soldan sağa kuralı. Yani sol sağdan çok kullanılıyor kuralı geçerli. Bahsetmek istediğim ilk şey anulus genişlemesi. Anulus kapakları destekleyen fibroz bir halkadır. Burada daire içine aldıklarım bu şekildeki iki kapağın halkaları. Atar damar duvarlarındaki balon gibi şişme olan aort anevrizması gibi bir durumda görüntü şöyle olur. Sonuç olarak anulus da bu yöne çekilir. Diğer şekle geçip buradaki çizgiyi çıkarırsak aortik anulusu da görürüz. Kalbin bu görüntüsünde bunu size şimdi gösterebilirim. Şu an sildiğim anulus yerine aort anevrizması sonucu bir genişleme oluyor. Birbiriyle birleşen parçalar yerine şöyle bir durumu olabiliyor arkadaşlar. Bakın evet, birbiriyle birleşen parçalar yerine şu şekilde bir durum. Kapak tamamen kapanmıyor. Evet bakın, bu çizdiğim halka da kapanmayan kapaktaki açık alan. Anulus genişlemesi sağdaki şekilde nasıl olur? Kalp kasının kendisi büyürse ya da genişlerse ne olur? Bu kapağın anulusu bu yöne çekiliyor. Aynı şekilde kapağı çekip ayıracak değil mi? soldaki şekilde de şöyle görünecek. Bakın. Evet, böyle. Bu ortadaki alanın artık açık olduğunu görebilirsiniz. Bunun da kanın normal yönde akışı üzerinde sorunlar yaratacağını tahmin edebilirsiniz. Bahsetmek istediğim son büyük neden de ventriküler birleşme noktaları. Bu şekilde gördüğünüz gibi mavi bir şeyler var, değil mi arkadaşlar? Bakın. Bu şekildeki işte mavi şeyleri görüyorsunuz. Bunlara papiller kas deniyor. Papiller kas. Sol karıncık kasının bir parçası da bunlar ama özel bir işlevleri var. O da korda tendinea denen bu beyaz ipliksi yapıları tutmak. Bu yapılar kalp kapağına bağlı. Papiller kaslar korda tendinea aracılığıyla kapağa bağlanan ventriküler birleşme noktaları görevi görüyorlar. Yani papiller kaslarda ya da aynı şekilde korda, tendineya da bir kopma ya da yırtılma olduğunda buradaki kapak boşlukta istediği gibi dolaşır ve bu da sorun yaratabilir. Bunlar kalp kapak hastalıklarının kısaca en büyük nedenleridir diyebiliriz arkadaşlar.